Değerli dostlarım merhabalar, hoş geldiniz dersime. Bu dersimizde şu sizin e, sürekli sorduğunuz hocam dil bilgisi nasıl halledilir, kaç haftada biter, kaç günde biter gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Değerli dostlarım, dil bilgisiyle ilgili e, piyasalarda bir sürü şey duyuyorsunuz, görüyorsunuz. İşte 3 haftada biter, 2 haftada biter. Öyle bir program hazırladım ki 3 haftada bitiriyoruz arkadaşlar falan gibi. E, maalesef sizleri yanlış yönlendiren ya da size e, olmayacak hayalleri kurduran bilgiler maalesef piyasada dönüp dolaşıyor. Yani bizim milletimiz sanırım yalan söyleyen insanları daha çok seviyor. Bunu en güzel aslında Instagram'da test edebilirsiniz. Mesela benim bir Instagram sayfam var. Orada böyle el emeği, göz nuru çok güzel notlar paylaşıyorum. Ciddi anlamda da emek harcıyorum o notlara. Hepsi kıymetli, altın değerinde bilgiler. Paylaşıyorum, yüklüyorum. Sonra e, istatistikler bölümüne baktığımda mesela 2000 kişi o resme bakmış. 300 kişi beğenmiş, 200 kişi beğenmiş. Sonra keşfet bölümüne bakıyorum mesela bir tanesi bir post hazırlamış hiç emek yok ortada hiçbir şey yok el yazısıyla bir şeyler yazmış. Diyor ki işte TYT Türkçe 3 haftada biter deyip TYT <laughs> Türkçenin konularını alt alta yazmış koymuş ee, işte karşılarına da şu kadar soru bu kadar soru gibi bir bakıyorum altına. 3.000-4.000 beğeni almış Allah Allah diyorum ortada emek yok çalışma yok ortaya bir şey koymamış bir şey üretmemiş zaten var olan şeyleri alt alta yazmış fotoğrafını çekmiş göndermiş e, 3.000 beğeni alıyor e, benim üzerine saatlerce uğraştığım dakikalarca uğraştığım ve gerçekten çok değerli olan bir bilgi 2.000 kişinin bakmasına rağmen beğeni almıyor ha, diyorum ki demek ki millet. Yalan söyleyenleri daha çok seviyor. Yani atıp tutanları, sallayanları, hayal satan, en güzel ifade bu, hayal satan insanları çok seviyor demek ki. E şimdi ben bu videoda size yine en başta söyleyeyim dostlar, hayal satmayacağım. Yani öyle iki haftada, üç haftada dil bilgisi biter falan filan bu tip şeyler benden duyamazsınız. Gerçekten de dil bilgisiyle ilgili sorunlarınız varsa, bir altyapınız yoksa, dil bilgisi ciddi bir çalışma ve sabır isteyen bir bölümdür. Ne demek istiyorum? Şimdi değerli dostlarım, karar verdin dil bilgisiyle ilgili çalışmak istiyorsun, çalışmaya karar verdin. Dil bilgisinin her şeyden önce bir bütün olduğunu bilmen lazım. Yani konular birbirinden bağımsız değil. Örneğin yazım kuralları ve noktalama işaretlerini dışarıda bırakacak olursak dil bilgisindeki bütün alt başlıklar birbiriyle bağlantılı, birbiriyle e, ilgilidir. Dolayısıyla sen dil bilgisinin bir konusuyla ilgili sorun yaşıyorsan muhtemelen başka bir konusunu bilmediğin içindir. O konuyla ilgili bilgi eksiğin olduğu içindir. Ne demek istiyorum? Mesela eğer karar verdiysen diyebisine çalışmaya öncelikle şunu yapmalısın. Sözcükte yapı ve ekler diye bir konu vardır dostlar. Dil bilgisinin temel konusudur bu İlk konusudur en başta ele alınmalıdır benim bütün konu anlatım videoları bir video bilemedin iki video sürerken sözcükte yapı ve eklerle ilgili değerli dostlarım kanalımda konu anlatım olarak sadece konu anlatım olarak dört tane video var ve uzun uzun videolar yani gerçekten çok detaylı çok uzun bir konudur ee, öncelikle bu konuya hakim olmanız lazım ki eğer Edebiyatta mesela kafiye ve redifte sorun yaşıyorsan, D bilgisine geçelim. Ses bilgisinde ...tamlamalarda, ögelerde, fiilimsilerde, fiilde çatıda, sözcük türleri dediğimiz isimler, zamirler, sıfatlar, zarflar... ...bunlarla ilgili herhangi birinden mesela ögelerle ilgili bir problemin varsa sebebi sözcükte yapıyı bilmediğinden kaynaklanabilir. E şimdi sözcükte yapı dendiği zaman e hocam basit, türemiş, birleşik ben biliyorum bunları. Evet sözcükte yapı odur basit, türemiş, birleşik ama sadece o değildir. Sözcükte yapının bir sürü alt başlıkları var. İsim çekimekleri, fiil çekimekleri vesaire diyerek yapım ekleri falan oldukça uzun ve detaylı bir konudur. Dolayısıyla sözcükte yapı tek başına şu gördüğünüz bütün konuların temelini oluşturuyor. Haliyle ilk olarak ilk iş sizin bu konuyla ilgili bir probleminiz varsa önce bu konuyu halletmeniz lazım. İkincisi geldin ses bilgisine. Ses bilgisini bir türlü yapamıyorum hocam. Bir türlü soru çözemiyorum. İşte ses bilgisiyle ilgili bir problem yaşıyorsan bunun temel kaynağı sözcükte yapı ve eklerdir. Yani sözcükte yapı ve özellikle ek bilgisini öğrenmediysen ses bilgisinde büyük sıkıntı yaşarsın. Dikkat! Onun dışında isimler konusu. İsimler konusunu öğrenmeden önce yine sözcükte yapı ve ekler konusunu bilmemiz gerekiyor ki isimler konusunu daha iyi öğrenebilelim. Tamlamalar zorlandığınız bir konu biliyorum. Şimdi tamlamalar konusunu öğrenebilmek için dostlar öncesinde yine sözcükte yapı ve ekler konusuna hakim olmamız lazım. İsimler konusunu öğrenmiş olmamız lazım. Sıfatları, zamirleri ve eylemsileri bilmemiz lazım dostlar. Hocam eylemsilerle ne alaka? Öyle bir alaka var ki. Yani bu konuları öğrenmeden tamlamalarla ilgili bir şeyler yapmak e, gerçekten çok zordur. Çok zordur arkadaşlar. En azından şu konularla ilgili bir ufak tefek bir bilgi kırıntısı olması lazım dostlar. Sonrasında ne var? Zamirler dediğimiz bir konu var, değil mi? E zamirler konusuna geçebilmek için yine sözcükle bu Allah'ın emri zaten. Her konu için sözcükle yapı ve ekler Allah'ın emri. Yani bu konuyu zaten en başta bir halletmen lazım. Sonrasında zamirlere geçmeden önce senin isimlerle ilgili bir problemin var mı yok mu? Bunu halletmen lazım. Nispeten, nispeten sıfatlarla ilgili bir bilgi kırıntısı bulunmalı. Keza sıfatlara geçtiğimizde aynı şeyi zamirler için söyleyeceğiz. Yani sıfatları öğrenmek için zamirlerle ilgili bir bilgi kırıntısı bulunması gerekiyor. Eğer bu üç konu eksikse zamirlerde problemler yaşayabilirsin. Sonrasında ne var? Sıfatlar var değil mi? Yine sözcükte yapı ve ekleri en başa koyduk. Sıfatlarla ilgili her şeyden önce senin isim nedir? Bunu bilmen lazım. Cümleye baktığında şu isimdir, değildir diye bilmen lazım. İsimlerin özelliklerinden haberin olması lazım. Keza zamirler ve nispeten zarflar değerli dostlarım. Zarflarla ilgili ufak tefek bir bilgi kırıntısı olması gerekiyor ki biz sıfatları hakkını vererek öğrenelim. Tam anlamıyla öğrenelim. Sonrasında zarflar eminim şu anda kafa çorba oldu hoca bir sürü şeylerden bahsediyor bir sürü ok çıkardı şimdi ben nasıl çalışacağım bu, bu sıralamayı nasıl yapacağım hangi konudan başlayacağım onunla ilgili değerli dostlarım kanalımda sıfırdan Türkçe çalışma programı diye sıfırdan Türkçe çalışma planı da olabilir ee, o videoyu izleyebilirsiniz orada en makul sıralamayı yapmaya çalıştım yani şu sırayı takip ederseniz en rahat en kolay şekilde böyle öğrenilir şeklinde bir sıralama orada yaptım sıfırdan Türkçe çalışma programı ya da planı olması lazım. Öyle bir video. Zarflar. Zarfları öğrenmek istiyorum. Önce fiilleri bileceksin. Fiilimsileri bileceksin. Sıfatları bileceksin ki zarflarla ilgili bir fikir edinebil ya da zarfları tam anlamıyla öğren. Şu üç konu öğrenilmeden zarflarla ilgili değerli dostlarım ilerleme yapmamız mümkün değildir. Edat Bağlaç. Haydi bakalım. Beş tane ok çıkardım dostlar. Sözcükte yapı ve ekler. Allah'ın emri zaten. İsimleri biliyor olmam lazım. Zamirleri biliyor olmam lazım. Sıfatları, zarfları. Bu sözcük türlerini biliyor olmam lazım ki edat ve bağlacı tam anlamıyla öğrenebileyim. Gördüğünüz gibi birbiriyle bağlantılı konulardır. Dikkat. Sonra fiiller geliyor. E tabi sözcükte yapı ve ekler yine Allah'ın emri. Ama fiillere geçerken değerli dostlarım senin isim soylu sözcüklerle ilgili bir eksiğin olmaması lazım. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağla, çünlen, bunları zaten biliyor olman lazım ki fiillere adım atabilesin. Sonrasında fiilimsiler geliyor. Oldukça önemli bir konudur. Fiilimsileri tam anlamıyla öğrenebilmek için sen sözcükte yapı ve ekleri öğrenmiş olmalısın. İsim nedir, biliyor olmalısın. Sıfat nedir, zarf nedir, biliyor olmalısın. Fiil fiilleri tüm detayıyla öğrenmiş olmalısın ki fiilimsiler konusunu öğrenebilelim. Önemli bir konudur dostlar. Fiilimsiler şu gördüğünüz beş konu başlığıyla bağlantılı bir konudur. Cümlenin ögeleri. Yine çok zorlandığınız bir konu. Hocam çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor. Niçin olmuyor? Sözcükte yapıyı tam olarak öğrenmemişsin. Tamlamaları bilmiyorsun. Tamlamalardan haberin yok. Fiilimslerle ilgili ciddi problemlerin var. Fiilimsi grupları ile ilgili. Sözcük türlerine hiç bakmamışsın. Söz öbekleri Allah'a emanet. Yani sen bu beş konuyu bilmiyorsan cümlenin ögelerinde ciddi anlamda sıkıntı yaşarsın. E hocam ben bu beş konuyu bilmiyorum ama yine de yapabiliyorum. Vallahi Helal olsun. Helal olsun dedim. Yani şu beş konuyu bilmeden cümlenin ögelerini tam anlamıyla kavramak, çıkan her soruyu tak diye çözmek mümkün değildir dostlarım. 17 yıllık öğretmenlik hayatımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cümle türleri. Yine önemli bir konu. Her sene sorusu çıkan bir konu. Yine en başta tabii ki sözcükle yapı ve ekler. Onun da temelini oluşturur. Cümlenin ögelerini biliyor olmam lazım fiilimsileri biliyor olmam lazım. Sözcük türlerine hakim olmam lazım ki cümle türleriyle çıkabilecek herhangi bir soruyu rahatlıkla çözeyim. Zorlanmadan rahatlıkla çözeyim. Ve son olarak anlatım bozukluğu Anlatım bozukluğu ile ilgili değerli dostlarım hani bilgi, ön bilgi ne ister benden? Bir kere cümlenin ögelerini bilmem lazım. Cümlenin ögeleri için ise neler lazım onu söylemiştik. Birincisi bu, ön bilgi bu. İkincisi de tabii ki anlatım bozukluğu birazcık dikkat ve alışkanlık gerektirir. Yani bol bol soru çözmek gerektirir. Soru çözdükçe şunu fark edeceksiniz. Anlatım bozukluğu ile ilgili aslında hep aynı şeyler soruluyor. Yani aşağı yukarı her soruda hemen hemen her soruda hep aynı şeyler döndürülüp dolaştırılıp soruluyor. Bunu fark edeceksiniz. Birazcık dikkatinizin gelişmiş olması lazım. Cümleyi okurken evet şurada bir şey var diyebilmek. Bir de alışkanlık yani bol bol soru çözmek, soru kalıplarına hakim olmak gerekiyor. Ne kaldı dostlar? Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Yani noktalamayı da sözcükle yapıyla bağlantılayabiliriz ama bu iki konu noktalama ve yazım kendi başına bağımsız konulardır. Diğer konularla bir bağlantısı yoktur. Hocam ben de bilgisi çalışmayacağım. Sadece paragraf çözeceğim diyorsan benim sana tavsiyem en azından yazın ve noktalamaya çalış. Birer soruyu cebine koymuş olursun. Belki de üç soruyu. Tamam mı? Diğer konularla bağlantısı olmayan çalıştığında karşılığını alabileceğin iki konudur. Yazın ve noktalama. Evet gördüğünüz gibi Türkçedeki dil bilgisi konuları hemen hemen hepsi birbiriyle bağlantılı. Hocam nasıl bir sıralama öneriyorsun? Nereden başlayalım? Dediğim gibi sıfırdan Türkçe çalışma programı diye bir videom var. Orada güzel bir sıralama yaptım ben. O videoyu size tavsiye ederim. Üç haftada bitiriyormuş filanca hoca. Bakın bitirmek mesele değil. Sen benim karşıma otur. Ben sana beş saatte de bütün dibiyisini anlatırım. Anlatırım ve bitiririm. Sen öğrendin mi? Hayır öğrenemezsin. Yani bu iş için gerçekten ciddi anlamda çalışmak gerekiyor. Ee, i̇ki aylık bir süreç yeterlidir. Diğer dersleri de düşünerek bunu söylüyorum. Ama yok sen hiçbir derse çalışmayacaksın. Sadece Türkçe dil bilgisine çalışacaksın. Evet üç haftada dört haftada biter. Diğer derslerin hiçbiri yoksa eğer. Hiçbiri yoksa. Ama dediğim gibi sabır, azim ve çalışmak gerekiyor. Öyle iki günde, beş günde on maddeyle dil bilgisi falan filan. Bununla bu tuzaklara düşmeyin dostlarım. Lütfen. Evet kendinize iyi bakın dostlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yine sorabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.